Bugünkü kündeki bidatlarımız etrafımız çok. Ölüm marasımlarında bidat oluyor artık da. Toy marasımları hazır sünnetten göre bidatı köprak verilip gitken. Eğer kulak salıp ayetlerden olsa, keçesi yükündüz yapırsayız hem az. Hazır bana şu günde bana toy, nikah toyunu aladığım olsa, gırt tezkere sünnetken. İslam talimatı boyunca er taraf savcı olup baradı, kızını kolunu soraydı, razı olsa bu taraf kızga mahir veredi, kızını joy bilen ta'minlaydı, joyini cihazlaydı, onu hamma sarf harajatini o'zini bo'yniga, yelkasiga oladı. Kız taraf kızını berip, razı bo'lganiga teşekkür eşitip, huzurlanıp oturuşu gerek. Çünkü bütün bir başlık vayaga yetken ata anası 17, 18, 20 yıl terbiyeleyen kız razı olup özünü aynasını taşıp yaka karab keli yaptı. Şeriatın hükmü şu. Bana şimdi bir buluş gerek, bu yerge geldi mi bu oyunun azası, onun nafakası hamması erinin zimmesi de vacip adayetişi gerek. Hazır mı? Hazır savcı olup barıp kızını topgenden keyif un açılıp toy bosa kanaka mebel kararışını köy taraf buyuradı. Koşunlarındakiden, kandınavçılığındakiden kamp olmasın dedi. Köy onu içki kıyımı geçe olmasa kızdan yüz okurladı. Bidat bu. Bidat bu. Yok narsa bu. Geçen damlalarımızdan biri ayının başında ayıttı, ona şu Toshkentning o'zida, hamma yoqni qilgan deydi. Fakat choyshabi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lgani uchun ajrashib ketdi deydi. Mani o'g'lim O'zbekistonda ishlab chiqarilgan choyshabda yotmaydi deb dedi, yigitni onasi janjal qilib ajrashib ketdi deydi. Domla o'zi ishtirok etib aytyapti shuni. Bu bid'at bo'lmay qayerda bid'at bor edi. Hozir bugun ro'zani kunida kelinlerin onaları, karındaş, uruk, bir bar, puldar adamlarını gibi varıp tilanışı yürüptü. Kızımda tağara kılışım gereğiydi. Hayatka tağara kılması bulmasakken, tağara 40'ta mı, 50'ta mı, bala mı, batar mı buluş gereğiyken, uzunun yeganın narsası yok. Tilanışı yürüptü, zakat sonraşı yürüptü adamlardan. Ne kılasayan dese, kızımda tağara kılamadıydı. Elektrinin pulu durganı yok, gazının pulunu durganı yok, ozu aç. Lekin kızıga tağara barmasa uyak kızını demek hakarat kıladı. Arkayından tağara kemedi deydi. Bu kanak hocam bu. Buna kadar sonra tuğluyor atıp da. Demek biz bunu düşünüşümüz gerek, bilişimiz gerek. Demek zararını, faydasını acıratışımız gerek. Şeriatke muvafık iş kılışımız gerek. Şeriat'tan hiç mi yok? Oylaşı yok, soruşu yok. Kelin kese, kelin namaz okuyorsan mı demeydi? Lekin er taraf sahar çıkar, yasanıp, yasanıp, şart şu. Koçan iş kurmasayın bu meydi deydi. Balam, pakıza mı sen, taharetin var mı? Namazını okuyorsan degen yap yok. Buna kadar salat, Müslüman adamlarla hiç doğru kemeydi. Kelinlerinin takarasıya karar, meybeliğe karar ölçenmeydi. Şahsiyetine karar, takvasıya, dinine karar bilinmedi. Bunlar kayırdan çıkıyordu. Hamması dinin talimatını bilmezlikten. Avaragarçilik, israf, her neseler böyle yaptı. Bana küzde Ancan'a vardık, özümüz toy kıldık. Şunda ben bil yapmam. Ancan'da adet şuyken, kız kelin bolup düşkenden keyin, ikinci günüden, ata anası onge arkasından avukat yuvarış gerekirken. 40 gün yubarılar eken. 40 gün. O şu uzumuz bizi karındaşlar ayeti yaptı, bir kegen avukatı hesapladı, 20 bin som deydi. 20 bin som. Yapırdı gene ki. Yapırıp, şu uzumuzu ailemizden başlayalım. Hem kız beri yapmış, hem kedin oğlu yapmış, şunu kımaylı edip, halka eğitip kıldık. Yapırıp o günden ki, adamla tarkanda bir adam gelip, rahmetsiz gel. Juda bu müşkül deriydi. Nima desem, ben özüm kızımga 300 bin somluk avukat taşıdım arkasından deydi. Özü karzı o şu adamdan bilemem.
Bu qanaqa gap axir? Qayerdan chiqqan? Qaysi shariatda bor? Mana shu narsalarni biz tushunib, ayniqsa mana shu yerda o'tirganlar hammalaringiz dindor, yaxshi insonlarsizlar. Avvalo o'zimizda tatbiq qilaylik shuni. Keyin o'zimiz gapimiz o'tadigan oilalarimizda qilaylik, qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug'larda qilmasak qayoqqa qarab ketamiz biz? Nima bo'ladi? Menga ayollar aytayapti, hozir deydi. O'sha boshqa yoqlarga borib madikor bo'lib yurgan ayollarning ko'pini so'rasangiz, qizimga tog'ora qilaman deb aytadi deydi. Moskvadan bir tatar ayol bizga mehmon bo'lib kelib gapirib beribdi. Eng iflos joylarda ishlayotgan ayollar bilan borib gaplashsang, qizimni turmushga chiqarmoqchi edim, palon o'qimoqchi edim, ilojim yo'q, shu yerga keldim deyapti deydi. Bu nima degan gap axir? Faqat to'y, faqat azada emas, boshqa yerda ham bunaqa narsalarimiz to'lib yotibdi. Shariatimiz o'zi ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, isrofni harom qilgan bo'lsa, takabburlikni, xo'ja ko'rsinlikni harom qilgan bo'lsa, endi buni kim qiladi bunaqa qilib? Buni kimdir boshlashi kerak, kimdir qilishi kerak. Men doim misol qilib keltiraman, bundan 15-20 yil oldin Toshkentda boshqa hozir boshqa viloyatlarda bor, savollarda kelyapti. Bir odam vafot qilsa, ovqat qilishni boshlashar edi. Dafn qilib kelsangiz, osh tayyor turar edi. Shuni ulamolar aytdi, hozir toshkentliklar eslayolmayapti. Yoshlar bilmaydi shunaqa ovqat qilish borligini. Alhamdulillah chiroyli, go'zal bo'lib qoldi. Sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq, harom xarij gap yo'q. Taziyat chiroyli o'tyapti. Ana xayr ehsonni bo'lsa, keyin qilaversin. Bunda ham isrof qilmasin. 27-40 demasin, shariatga muvofiq qilsin. Aytmayman, bitirmanki bo'lar ekan shuni qilsa. O'sha vaqtda gapirganimizda ko'pchilik qila olmaysizlar, buni necha marta bo'ldi, urindi, patvolar chiqqan bo'lmagan degan. Lekin alhamdulillah bo'ldi. Aqiqa masalasi ham shu. Aqiqani o'rniga boshqa har xil narsalar bo'lar edi, alhamdulillah hozir yurib qoldi. Shuning uchun bid'atlarni, shariatga xilof narsalarni bilib, aniqlab, demak, shularni chegaralab, shularga qarshi kurashishimiz kerak. Bunda ahli ilmlarimiz, imom domlalarimiz, mahallani oqsoqollari, katta kishilar hammalari birgalashishlari kerak. Kimnidir demak kuchi yetib qilgan bo'lsak, lekin ko'pchilikni bunga imkoni yo'q. Hamma narsalarni demak o'shunaqa tarzda biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shunda bid'at degan noshar'iy ishdan biz qutulamiz. Qalbimiz pok bo'ladi. Sunnatga amal qilamiz. Bu bid'atga chetgandan keyin albatta sunnatga amal qilinadi. Gunohni o'rniga savob olinadi. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak, amal qilishimiz kerak, manfaatlanishimiz kerak.